Bugün 11 Ekim günlerden salı, haftanın ikinci iş günündeyiz değerli izleyicilerimiz ve bugün de yine bir saat boyunca dop dolu bir yayınla sizlerin karşısında olacağız. Evet, programımız dop dolu dedik. Dün ilk yayınımızı gerçekleştirmiştik. Yeni yayın dönemine başlamıştık. Bugün ikinci programımız. Yine birbirinden değerli ve önemli konuklarımızı bu stüdyomuzda ağırlayacağız. Farklı konuları konuşacağız. Efendim, tabii ki Atilla şefimiz bizimle birlikte olacak. Yemekler yapacağız ama 5 dakikalık pratik lezzetleri sizlere tanıtacağız. Ve elbette ki dediğim gibi bir saati dop dolu geçirmeniz için bizler elimizden geleni yapacağız. Yeni güne başlayan, şu anda kahvaltı sofralarında olan, okula gitmek üzere olan tüm izleyicilerimize günaydın diyelim efendim. Yeni gün başlıyor. Hepiniz yeni güne hoş geldiniz. Ve efendim bugün de konuklarımız var dedik. Anne adaylarını ekran başına davet edelim. Anne babaları ekran başına davet edelim. Çünkü çok önemli iki konuyu konuşacağız efendim. Biz bugün iki de değerli konuğumuz olacak stüdyomuzda. Efendim Profesör Doktor Aydan Biri, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı kendisi. Aynı zamanda riskli gebelikler uzmanı kendisi. Kendisiyle sohbet edeceğiz, konuşacağız ama ben stüdyomuza elbette ki davet etmek istiyorum kendisini. Hocam hoş geldiniz. Şöyle buyurun lütfen, sizi sohbet köşemize alalım. Bir konuğumuz daha var, onu da davet ettikten sonra sohbetlerimize başlayacağız. Efendim anneleri de ekran başına davet edelim. Malum artık mevsim geçişindeyiz ve çocuklarımız artık çok sıklıkça hastalanıyorlar. Bitmeyen hastalıklar da var bu ara. Çocuklarda burun akıntısı, nezleler ve özellikle kreş dönemi, okul döneminde çok fazlaca sorunlar yaşıyor çocuklarımız. Dolayısıyla bu sorunlarla nasıl baş edeceğiz? Bu hastalıklardan nasıl kurtulacağız veya çocuklarımızı nasıl koruyacağız? Tüm bunları konuğumuza soracağız. Efendim uzman doktor Öge Çultuğ Kantaroğlu bizlerle birlikte. Çocuk hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı. Hoş geldiniz hocam. Şöyle buyurun. Şimdi iki önemli konumuz var dedik. Bunları konuşacağız, paylaşacağız. Ben merak ettiğim soruları soracağım. Şimdi benim de 27 aylık bir çocuğum var. Çocuk hastalıklarıyla ilgili sorularımı soracağım ama sizin de merak ettiğiniz sorular olursa acaba bize nasıl ulaşacaksınız? Hemen paylaşalım sizinle. Yeni günü Instagram'dan TRT Yeni Gün adresinden, Facebook üzerinden TRT Yeni Gün sayfasından ve Twitter'dan TRT Avaz Yeni Gün ismiyle takip edebilir. WhatsApp gönderileriniz içinse 0505 756 0183 nolu telefonumuzu kullanabilirsiniz. Posta adresimiz ise Yeni Gün programı TRT Genel Müdürlüğü Mavi Bina B Blok No 817 Oran Ankara olup, ayrıca programla ilgili görüş ve önerilerinizi de 0312 463 5024 nolu telefonumuza iletebilirsiniz. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Canlı yayınla karşınızdayız. TRT Avaz ekranlarındayız. Bir kez daha ekranları başında bizi izleyen tüm izleyicilerimize günaydın diyelim. Efendim biliyorsunuz ki bizim programımızın vazgeçilmezi Büyükşehir Belediyesi meslek edindirme kurslarımız, ki geçtiğimiz dönemde biz kendilerini ağırlamıştık. Birbirinden güzel ve önemli sanatları sizlerle buluşturuyoruz. Bugün de o sanatlardan birisi mozaik sanatını tanıtacağız sizlere. İki değerli konuğum var. Efendim Rukiye Uçar öğretmenimiz ve Derya Şanlıtürk kursiyerimiz stüdyomuzda. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, siz? Şöyle buyurun. Buyurun hocam, şöyle alayım sizi. Şimdi birbirinden güzel eserlerin nasıl yapıldığını, bu malzemelerin nereden bulunduğunu, püf noktalarını öğreneceğiz. Ama bir konuğumuz demiyorum, artık bizim stüdyomuzun ev sahibi desek çok da doğru olur. Atilla şefimiz geliyor efendim. Bugün bakalım bizim için neler yapacak. Özellikle 5 dakikalık tarifler bence çok ilgi görecek. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şöyle alalım seni. Nasılsın? Süper. Bugün ne yapacağız? Bugün böyle rengarenk bir salata yapacağız. Pekala o zaman. Sürpriz. İsmini söyleyelim mi? Söyleyelim, biraz ilginç, akılda kalsın. Nar taneli ılık kış salatası. Nar taneli ılık kış salatası. Aynen. Bayağı da bir hayli uzun efendim. Şimdi gördüğünüz üzere konuklarımızı sizlere tanıştırdık. Saatler onu gösterene kadar biz stüdyomuzda
Sizin güne iyi başlamanız için elimizden geleni yapacağız. Ekranları başında bizi izleyen tüm izleyicilerimize bir kez daha günaydın. Efendim, yeni gün birazcık kısacık, minicik, ufacık bir aradan sonra devam edecek. Ve artık sohbet köşesindeyim değerli izleyicilerimiz. İletişim bilgilerimizi biz zaman zaman sizinle paylaşacağız. İki değerli hocam var sohbet köşesinde. Bir yandan riskli gebelikleri konuşurken bir yandan da çocuk sağlığıyla ilgili merak ettiklerimizi soracağız. İletişim bilgilerinden sizler de saatler onu gösterene kadar bizimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi hangi konudan başlasam acaba diye düşünüyorum. Şöyle hemen solunda sizinle başlamak istiyorum. Şimdi... Hamilelik dönemi bir kadın için en özel zamanlardan birisi. Tabii ki hepimiz sağlıklı bir çocuğa kavuşmak için dua ederiz. Elimizden geleni yaparız. Hem beslenmemize hem egzersizimize her şeye dikkat ederiz. Ama bizim elimizde olmayan durumlar da var değil mi hocam? Yani gebelik tabii biraz önce de söylediğiniz gibi bir aile için, bir kadın için, aslında bir toplum için, herkes için son derece kıymetli bir süreç. Ve herkesin üzerine titizlendiği bir dönemi oluşturuyor. O yüzden sadece gebe kadının kendisi değil, dediğim gibi çevresi de işin içerisine dahil oluyor. Ve sağlıklı bir çocuğa ulaşmakta bireyin kendisi ve ülkenin ileri sağlıklı toplumu hedefleri için de son derece önemli. O yüzden zaten gebelik oluşmasından öncesinden itibaren gebeliği planlayan kadının sürecin sağlıklı geçirilebilmesi için önerilen sağlık kontrolleriyle süreç başlıyor. Tüm dünya ülkeleri bunun için ciddi emek sarf ediyor. Çünkü sağlıklı kontrollerden geçtikten sonra gebeliğini planlayan ve gebelik boyunca da düzenli ve dikkatli bir takipte geçen kadının ulaştığı sonuç hem kendi açısından hem de bebeği açısından daha iyi. Nasıl bir planlamadır hocam bu? Yani bir defa yapmak gerekiyor. Biraz önce de bahsettiğiniz gibi benim alanım riskli gebelikler alanı. Evet. Bütün kadınların gebeliğe başlamadan önce kendi sağlık durumlarını bilmeye ihtiyaçları var. Gerçekten her kadın gerçekten sağlıklı mıdır? Bazen farkında olmadığı sorunları olabilir. Bir tiroid problemi olabilir. Hiç tetkik ettirmediği için hiç farkında değildir. Klinik şikayetleri yoktur. Vardır da farkında değildir. O yüzden temel olarak aslında gebeliği planladığını düşündüğü andan itibaren genel bir sağlık kontrolünden geçmesi önerilir. Böylece mevcut sağlık durumu, fizik muayenesi ve yapılacak bazı laboratuvar tetkikleriyle süreçteki karşılaşacağı durumları önceden bilme imkanı olur. En basitinden dediğim gibi tiroid tetkikleri, geçirdiği enfeksiyonlar, mevcut kan tablosu, basit bir idrar yolu enfeksiyonu bile gebeliğinizin başında sizin sıkıntıyla karşılaşmanıza neden olabilir. En basit tetkikleriyle ve genel sağlık muayenesiyle yola çıkmak gerekir. Bütün bunlar sizin gebeliği planlamadan önceki yapacağınız basit tedbirlerle daha sağlıklı bir sürece gitmenizi sağlar. Ama biraz önce söylediğiniz başka bir şey daha var. Siz ne kadar kontrollerden geçerseniz geçin ve hekiminiz ne kadar dikkatli olursa olsun engellenemeyen ve önlenemeyen durumlar da ortaya çıkabilir. Bu da zaten gebeliğin seyri esnasında ortaya çıkabilecek. Mesela bebekle ilgili sorunlar. Bunları denetlemeniz ve tamamen kontrol etmeniz çok mümkün değildir. Yani bizim elimizde olmayan sebeplerden dolayı da riskli bir gebeliğe sahip olabilirsiniz değil mi? Mesela şimdi bununla ilgili işte gebelik öncesi kullanacağınız bir takım folik asit destekleri, bir takım multivitamin desteklerinin gebeliğin oluşması sırasındaki bazı anomalileri engel olacağını tıp dünyası biliyor veya kabul ediyor ve bunu gebelik öncesi başvuran anne adayına öneriyor. Ama bütün bu tedbirler alınsa bile, ideal bir muayeneden ve kontrolden geçse bile bazen kadının elinde olmayan, doktorun da elinde olmayan bir takım sorunlar yaşanabiliyor. O yüzden zaten gebelik boyunca düzenli kontrollerle taşıdığımız bebeğin sağlıklı olup olmadığının incelenmesi gerekiyor. Takip edilmesi gerekiyor. Aynen. Bir uzman evet. tarafından. Evet. Aslında çoğu zaman bu tarz durumlarda anne adayı kendini suçluyor. Acaba ben evet. mi yanlış bir şey evet. yaptım? Evet. Yanlış mı beslendim? Evet. Fazla mı egzersiz yaptım? Tüm bunları soracağım ama evet. Doktora Öge ile görüşmek istiyorum, konuşmak istiyorum. Çünkü isminiz öyle geçiyor değil mi hocam? Doktoröge.com evet, sizin evet. internet sayfanız. Orada da önemli bilgiler paylaşıyorsunuz. Şimdi hamilelik döneminde biz genelde kendimizi suçlayabiliyoruz çoğu zaman ama çocuk doğduktan sonra da anneler hep şunu düşünüyor. Yani ben de acaba yanlış mı yaptım? Çocuk neden hastalandı? Acaba üşüdü mü? Acaba terledi mi? Fazla mı beslendi? Az mı yedi? Hep bu sorular aklımızda. Değil mi hocam? Doğru. Çok doğru söylüyorsunuz. Annelik herhalde ömrünüz boyunca çocuğa sahip olma, ona sahip çıkma, bakımını karşılama, her türlü ihtiyacını karşılama üzerine kurulur.
içgüdüsel bir şey fakat aynı zamanda öğrenilerek geliştirilebilecek bir kavram. Fakat annelikte öyle bir şey var ki fazla mı yaptım, az mı yaptım? Evet, hep suçluyoruz. Hep suçluyoruz. Yani üstünü örttüm, aman fazla örttüm, terlettim, aman açık bıraktım, üşüttüm. Annelik böyle geçiyor ama anneler hani korkmasınlar. Bütün çocuklar zaten hasta olacak. Biz hekimler de bunun için olmasınlar, olurlarsa da iyileştirelim diye bakıyoruz. Ama hepsi olacak. Hocam benim bir tanıdığım vardı, hep şunu derdi. Derdi ki çocuğun üzerine fazla titizlenmeyeceksin. Her şeyden biraz alacak. İşte mikrop lazımsa mikroptan da biraz alacak. Çok fazla titizlendiğimizde mi çocuklar tabii çok hastalanıyor? Tabii, hatta mesela hijyen hipotezi var. Bu hijyen hipotezini mesela şöyle açıklayayım. Bir çocuğu çok korursanız ileriki yaşlarda alerji olma ihtimali ya da inflamatuar hastalıklar, inflamatuar bağırsak hastalıkları, otoimmün hastalıklar dediğimiz grubun olma ihtimali giderek artıyor. Yurt dışında hatta bunun için hasta çocuklarla kendi çocuklarını birleştirme partileri yapılıyor. Mesela bizde parazit vardır. Parazit Doğu Anadolu'da sık da görülebilir. Yurt dışında parazit çok azdır. Yapılan çalışmalarda bakılmış mesela paraziti olan çocukların ileriki dönemde bağırsak kanseri geliştirme ihtimali bile azalıyor. Bunu tabii yanlış anlaşılmasın, çocuklar parazitli olsun diye kastettiğim ama yani, hani çok korumak aslında çok istediğimiz bir şey değil. Dozunda her şey. Biz çocuklarımızı çok koruduğumuz için mi özellikle kreş döneminde ve okul dönemine çocuklar başladığında böyle devamlı bitmeyen hastalıklar oluyor? Doğru söylüyorsun. Şimdi hatta bana hastalar şöyle de başvuruyor. Diyorlar ki doktorum acaba bizim çocuğumuzun bir bağışıklık sisteminde sıkıntı mı var diye başvuruyor. Çünkü evde 3 yıl boyunca sadece annesi tarafından bakılmış. Arada bir nadiren hani bir yerlere gitmiş gelmiş, tamam parka çıkmış gelmiş. Ama aynı ortamda çok çocukla zaman geçirmemiş. O bebeğin, daha doğrusu çocuğun 3 yaşından sonra aynı anda 8 kişi, 9 kişi, 10 kişi ve bunların hepsi de ufak rahatlıkla burnunu silip birbirlerine sarılıp aynı oyuncağı ağızlarına götürüp veren grup olduğunu düşünürsek hasta olmamaları mümkün değil. Ama şükür ki çok sıkıntılı hastalıklar yaşamıyoruz biz kreş anaokulu döneminde. Özellikle mevsimsel geçişlerin olduğu zamandaki, şimdi de öyle, Kasım, Aralık, Aralık'tan itibaren işte grip furyasının başlaması giderek yoğunlaşır. Ama burada tedbirlerimiz var. Hijyen tedbirlerimiz de önemli tabii. Ama mesela grip aşısı da önemli bir tedbirdir. Ailelere hani bunu da en azından belirtmiş olalım. Grip aşısını mutlaka yaptırmalıyız. Mutlaka demiyorum ama doktorlarıyla mutlaka bu konuyu en azından konuşsunlar. Bu aşı konusu alsınlar da aslında hocam birçok annenin kafasını karıştırıyor. Hani yaptırmayanlar var, yaptıranlar var. Gerçi Sağlık Bakanlığı bunların mutlaka yapılması gerektiğini söylüyor. Bu yönde kamu spotları da yapılıyor. Tabii. İşte anneleri yönlendirme de yapıyor. Sağlık ocakları da ciddi anlamda çocuk takibi çok anlamında ciddi çok başarılı çalışmalar var. Tüm bunları konuşacağız. Riskli gebeliği konuşacağız. Bir yandan çocuk sağlığını konuşacağız ama bir yandan da hem çocuklar için hem de anne adayları için hem de hepimiz için beslenme çok önemlidir. Bizim de stüdyomuzda görüyorsunuz şirin şirin bir mutfağımız var. Çalışkan da bir şefimiz var şu anda. Acaba ne yapıyor çok merak ettim. Hemen izninizle yanına uğramak istiyorum. Ya böyle salatalım, üzerine güzel bir süs yapalım dedim. Bir güzel bir kelebek yapıyorum. Böyle daha biz bunu evde yapabiliyor muyuz? Tabii yapabiliyoruz. Nasıl yapıyoruz peki? Gösterelim mi izleyicilerimize? Gösterelim. Zor mu? Siz aynı zamanda... Heykeltıraş ustasıyım ben aynı zamanda. Böyle güzel dekorlar yapıyoruz. Şimdi ben de bugün salatamız var. Salatamız böyle biraz şık olsun diye uğraştım. Evet, sadece havucu şu şekilde tırtıklı yapıyoruz. Bunu yapmak çok nasıl kolay. Nasıl yapıyoruz? Şöyle bir tanesini ben sadece şöyle göstereyim. Bunu yaptıktan sonra şuradan kesiyoruz. Dilimliyoruz. Evet. El mahareti ve pratiklik de gerekiyor. Hocam sizler mutfağa mutlaka giriyorsunuz. Nasıl yemeklerle aranız? Yemeği mi daha, tatmayı mı daha çok seversiniz? Yoksa ben başarılıyımdır, yaparım, mutfakta da güzel lezzetler çıkarırım diyor musunuz? Her ikinize de sormak istiyorum. Vallahi ben hani mutfakta iddialıyım. Öyle ama mi? Çok az girerim. Hani benim yerime yapanlar var diyelim. Ama şöyle bir özelliğim var. Hiçbir yemeği ikinci kez yapmam. Mutlaka her seferinde bir farklı bir şey yaparım. O zaman yaparım. Çok araştırıyorsunuz. Yani bir değişiklik yaparım yani. Aynı çorba bile olsa farklı bir tat koyarım. Aynı yemek bile olsa farklı bir şey koyarım. Ya da farklı süslüyorsunuz. Ögü evet, hocam siz? Sonuç farklı. Ben yemeği tercih ediyorum. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Arada bir çok nadir ben de yapabiliyorum hadi ama. Hadi bakalım. Yani doğaçlama. Şimdi biz bugün nar taneli ılık
Kış salatası yapacağız. İsmini çok sevdim ben. Evet, biraz keyifli. Hemen şunu göstereyim. Tamam. Şimdi şöyle, sadece şöyle ikiye bölüyoruz. Buradan yine böyle bu şekilde bölüyoruz. Hani durumu hızlandırmak adına. Daha sonra şöyle bir çizgi atıyoruz. Ve bir de tam tersini atıyoruz şöyle. Bıçağımızın da keskin olması lazım. Tabii keskin olması lazım. Ben şuraya o kelebeklerin yan tarafındaki dekoru yapmaya çalışıyordum. Bir tarafı yaptım. Diğer tarafı da yapacağım. Ben sadece durumu göstermek adına. Şu. Kelebeğin kanatları yavaş, mı olacak? Evet, bunu yavaş yavaş kaldıracağız. Şöyle. Aslında hanımlar evde yemek yaparken salatalığını ve yemeklerin üstüne. Bakın burası çok hassas. Havucumuzun kırılma ihtimali de var. Bunu alıyoruz, kırmadan yavaş yavaş buraya koyuyoruz. Ve böyle kelebek oluyor. Kelebek bunu da oldu. Salatamıza koyacağız. Ellerine sağlık. Şimdi bugünkü salatanın malzemelerini sayalım mı? Sayalım İzleyicilerimize. Hemen. Evet, neler kış geldi dedik acaba? Ve biz de kış salatası yapalım dedik. Hiç ılık salata olur mu ya da sıcak salata olur mu demesin izleyicilerimiz. Onun için sebzeleri biz nasıl hem çocuklarımıza, özellikle yaptığımız yemeklerin çoğu çocuklar için ve daha besleyici olması için uğraşıyoruz. Ve tabii hızlı ve pratik olmasını sağlıyoruz. Evet, kış aylarına girdik. Artık pırasamız çıktı. Kara lahana çıktı. Bunu beyaz lahana da yapabilirsiniz. Onun dışında yine reyhan, dereotu, oradaki mevcut listemizin dışında tamamen renklendirebilirsiniz. Ben aklıma reyhan da geldi. Pardon, fesleğen de geldi. Reyhan da koyabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Al biber kullanacağız, limon kullanacağız, taze nane kullanacağız. Böyle küçük çeri domatesleri kullanacağız. Biraz daha sevimli hale getireceğiz salatamızı. Onun dışında da biraz daha renkli ve keyifli olacak. İçerisinde zeytinyağı ve nar ekşisi kullanacağız. Ama tabii nar tanesiyle biraz daha durumu renklendirip... Neden ılık salata bu? Neden ılık salata? Çünkü sebzelerimizin, bazı sebzelerimizin pişmesi lazım. Yani pırasanın olduğu gibi. Yani pırasayı çok çiğ tercih etmiyoruz soğangillerden. Ama bunu biraz daha al dente, yani yarı pişmiş yapıyoruz. Ve tabii yenmesi için daha kolay olacak. Oluyor. Şimdi pırasayı görünce Öge Hocam... hemen çocukların diş çıkarma dönemi aklıma geliyor. Hazar da bu pırasayla dişlerini kaşıya kaşıya çıkardı hocam. Çok doğru. Faydalı çok mıdır? Faydalıdır. Özellikle mesela sebzeleri rahatlıkla buzdolabından çıkartıp işte pırasa gibi salatalık da aileler çok kullanır. Bir de taze soğan çok kullanırlar. Yani kokusu dışında bir sıkıntısı yok. Havuç gibi işte ısırabileceği şeyleri kullanmak çok doğru mudur? Şöyle söyleyeyim. Orada havuca işlem yapmanız lazım. Yani fırınlayabilirsiniz. Orada maksat şu. Gerçekten de aspirasyon dediğimiz, yani boğaza kaçma, hava yoluna kaçma ihtimaline karşı damağa hiç aileler güvenmesin. Hani dişi yok koparamaz diye düşünmesinler. Çünkü bu damak gerçekten çok kuvvetli. Eğer havucu kesip de eline verirlerse tık diye koparır ve küçük parçalar bizim için çok Allah sıkıntılı. Korusun. O yüzden hani büyük parçalar bunun gibi rahatlıkla kullanılabilir. Havucu vereceğimiz zaman, yeri geliyor havuç diyoruz, patates diyoruz. Onları hep ısıl işlemden geçirmek lazım. Evet. Fırınlamak gibi. Diş çıkarma dönemi de annelerin en zor geçirdikleri, bebeklerin de çok zorlandıkları dönemlerden birisi. Ama ufak tefek şeyler var işte bahsettiğimiz gibi. Bunları uygularlarsa belki de daha hafif ve daha kolay geçirirler o dönemi. Şimdi konudan konuya atlıyoruz ama stüdyomuzun vazgeçilmezi dedik. Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları efendim. Bugün mozaik konumuz ve stüdyomuzda görüyorsunuz çok güzel eserlerimiz var. Şöyle paylaşıyoruz. Hepsi hakikaten el emeği, göz nuru ama aynı zamanda tarihi de geçmişten bugüne bizlere getiriyor değil mi hocam? Evet, kesinlikle. Rukiye Uçar hocamız ve Derya Şanlıtürk kursiyerimiz bizimle birlikte. Bir kez daha isimlerinizi izleyicilerimizle paylaşalım istedim. Rukiye hocam, şimdi burada iki tane eser var. Gelin beraber inceleyelim ve izleyicilerimizle paylaşalım. Şimdi mozaik sanatı diyoruz, tamam, yapım aşamalarını da göstereceğiz, paylaşacağız ama şimdi özellikle bu eser hepimize de tanıdık gelmiştir değil mi? Zeyguma aslında Çingene Kız asıl adı. Zeyguma kentinde çıkartılan Gaziantep. Aslında herkes Zeyguma olarak bilir ama asıl adı Gaya, Çingene Kız'dır. Çingene Gaya Kız diye de bilinir. Gaya'da diye bilinebilir. Bu asıl mermer mozaik tekniğinden yapılmıştır. Mozaik denince akla ilk mermer gelir malzeme olarak. Biz burada reprodüksiyon yapıyoruz. Birebir Çingene Kız'ın desenini çıkartıyoruz. Üzerindeki taşlara kadar, hani taşların şekillerine kadar
birebir reprodüksiyon uyguluyoruz. Daha sonra zaten çingene kızı bu şekilde yarım çıkartılmış. Hı hı. Bazı modern sanatçılar da bunları tamamlayabiliyor. Dudak yarım çıkmış mesela. Hı hı. Onları sanatçılarımız, mozaik sanatçılarımız tamamlayabiliyor. Topraktan çıkmış hissini verebilmek için de akvaryum kumu veya doğal sahilde gördüğümüz kumlardan da kullanabiliyoruz. Çok da güzel görünüyor. Evet, bir diğer doğal eser aslında bundan farklı olarak camla yapılmış bir eser. Evet, cam mozaik tekniğiyle yaptık. Bu da reprodüksiyon. Hı hı. Bu Picasso'nun bir eseridir. Yine cam mozaik tekniğiyle şekillendiriyoruz camımızı, bu şekilde uyguluyoruz. Şunu merak ediyorum, iki teknik arasında işlemek bakımından zorluk derecesi farklı mıdır? Evet, var. Mermer mozaik tekniğinde mermerimiz biraz daha serttir. Mermerin bir daha bir üst sertliği granit mermerler vardır. Onlar daha da serttir. Bileği biraz yoruyor. İlk öğrencilerime ben zaten cam mozaik tekniğini gösteriyorum. Çünkü malzeme olarak daha yumuşak. Hı hı. Önce egzersiz yapıyorlar kerpetenlerimizde. Zaten özel kerpetenlerimiz vardır. Nasıl bir şey hocam? Şu şekilde mermer kerpetenimiz. Bunların uçları elmastır. Evlerimizde kullandığımız kerpetenler değildir kesinlikle. İzleyicilerimize tavsiye etmiyorum. Yani normal kerpeten değil, özel olarak mozaik kerpeteni olarak satılıyor. Taş kesiyor bu. Ama bu cam kesmiyor. Bunu kaç defa yapıyoruz günde hocam böyle? Yani şimdi 100 defa yapabiliriz yani. 100 defa. Evet. Yani bayağı bir egzersiz yapmamız gerekiyor. Evet evet, bunun tabii ki. Ama o mermer kerpeteni, burada cam kerpeteni var. Bunların uçlarında da yuvarlak elmaslar vardır. Ve ortasındaki yay bastırdığımızda direkt elimizi açabilme özelliğini sağlıyor bu ortasındaki yay. Bunu sadece camda kullanabiliyoruz. Hı-hı. Yalnız o sadece mermeri kesiyor. Camı da kesiyor ama parçalıyor. Nasıl kesiyor bakalım? Tabii mı? Ki. Aydın Hocam, Öge Hocam. Denemek ben ister. Şeyi merak ettim. Şimdi bunlar tabii kerpeten de binlerce yıl önce ne yaptı acaba insanlar? Binlerce yıl, 5000 yıl önce Sümerler tarafından başlanmış zaten. Evin dış mekanlarına, harçların içine çömlek parçalarını batırarak yapmaya başlamışlar. Ondan sonra günümüze kadar modern mozaikte de böyle kerpetenler imal edilmiş. Geliştirilmiş. Aydın Hocam, denemek ister misiniz cam kırmayı? Buyurun gelin. Alalım özel, her ikinizi de buraya. Özel şöyle gözlüklerimiz var. Geçtiğimiz yani dönem. Ürettiğim bir şey değil. İlk kez görüyorum. Ben bunun Belmek'te bir kurs olduğunu bile şimdi öğrendim. Öyle mi? Yani. Büyükşehir evet. Belediyesi meslek edindirme kurslarında hocam 30'dan fazla branş var. Peki bu bir meslek sayılabilir mi? Hobi midir? Meslek sayılabilir. Kurslarımızda kursiyerlerimiz belirli bir saati doldurduktan sonra sertifikalar alıyor. Sertifikaları alıp hani öğretici olarak yani da olabilir. Hı-hı. Atölye de açabilirler öğrenciler ve açanlar da var. Evet. Hatta sergiler bile açılıyor. Tabii sergilerimiz de açılıyor. Şimdi bu mermer kerpeteni. Onu hiç şöyle göstereyim. Kullanmayalım, şu cam kerpeteni. Cam kerpeteni. Evet. Zakzaktır aslında bunun ismi. Camımızı şu şekilde en uzun kenardan, en temiz kenardan ortadan yerleştiriyoruz şu şekilde. Ve bastırıyoruz, ikiye ayrılıyor. Hı hı. Ve tekrar en uzun kenar, en düz, en temiz kenardan alıyoruz. Tekrar ortadan. İstediğiniz boyutları tekrar getirin. Tekrar ortadan, aynen. Şu şekilde istediğimiz şekil neyse ona göre, mesela ince uzun parça şu şekilde biraz sıçramalar oluyor. Şu şekilde ince uzun parçalar elde ediyoruz. Bunu sanatçı istediği şekilde planlıyor tabii o zaman. Tabii ki şöyle hocam. Şimdi alanında uzman iki hocamı almışım. Biri sağımda, biri cam solumda. Keselim bakalım. Bir de cam kesmeyi bir deneyin bakalım nasıl olacak. İnsan şunu da hocam, Öge hocam size... En uzun kenarından ne yapıyorduk peki hocam? En uzun kenar, en temiz, en uzun kenarından ortadan alıyoruz. Buyurun hocam. Şöyle masaya şu doğru. Ortadan ağzına yerleştiriyoruz kerpeteni. Bu kadar ekonomik bir şey değil. Kolayca yapılabiliyor. Aman dikkat edin. Tamam, ortadan. Evet. Yapmayı deneyim. Tekrar sorumu soracağım. Yani bu yıllar öncesinde insanlar bunu doğal kırıklardan mı yapmışlar? Şimdi doğal mermerlerden. Aslında bunlar yapay malzemedir. Doğal malzeme nedir? Mermer ve taş, çakıl taşları. Onları önceden bir keski, yani ucu sivri bir aletle üzerine mermeri koyup çekiçlerle kırıyorlardı. Ne yani böyle kerpetenler yoktu. Çekiçlerle kırıyorlardı, o şekilde yapıyorlardı. Hmm.
Ellerinize kollarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Biraz meşakkatli ama ortaya çıkan eserler de çok güzel. Şimdi biz stüdyomuzda birbirinden farklı konuları konuşuyoruz. Bir yandan mozaik paylaşacağız. Derya Hanım sizinle de sohbet edeceğiz ama öncesinde izleyicilerimize iletişim bilgilerimizi tekrar paylaşalım. Sonrasında sohbetlerimize stüdyomuzda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çünkü iki önemli konuyu konuşuyoruz. Bir yandan çocuk sağlığını konuşuyoruz. Bir yandan da riskli gebelikleri konuşuyoruz. Merak ettiğiniz konular varsa bizi arayın, yazın veya mesaj gönderin. Buyurun iletişim bilgilerimiz. Instagram'dan TRT Yeni Gün adresinden, Facebook üzerinden TRT Yeni Gün sayfasından ve Twitter'dan TRT Avaz Yeni Gün ismiyle takip edebilir. WhatsApp gönderileriniz içinse 0505 756 0183 nolu telefonumuzu kullanabilirsiniz. Posta adresimiz ise Yeni Gün Programı TRT Genel Müdürlüğü Mavi Bina B Blok No 817 Oran Ankara olup ayrıca programla ilgili görüş ve önerilerinizi de 0312 463 50 24 nolu telefonumuza iletebilirsiniz. Bekliyoruz. Hanımlar bir araya gelince konuşacak konularımız hiç bitmez. Evet. Derler ki hocam erkeklerin askerlik anıları, kadınların da hamilelik döneminde yaşadıkları anılar hiç bitmez değil mi? Evet. Şimdi biraz evvel konuştuk, çocuklarımıza çok titizleniyoruz. İşte çok titizlendiğimiz için de hastalıkları çok fazla çabuk kapıyorlar. Hamilelik döneminde de çok fazla titizlenmek, ben hamileyim işte aman işte dikkat edeyim çok çok aşırısı zararlı mı hocam? Aslında sağlıklı bir gebelikte özel bir koruyuculuğa gerek yok. Yani sağlıklı bir gebelikte kadının günlük rutinini sürdürmesinde hiçbir sakınca yoktur. Çok özel durumlarda aslında kısıtlayıcılık belki önerilebilir. Bir kalp hastası gibi, bir tansiyon hastası gibi, bir transplantasyon sonrası gebelik. Bunlar özel durumlardır ve kadının eforunun kısıtlanmasını gerektirebilir. Ya da şu anda aklıma gelmeyen, yani gebelik serinde ortaya çıkan bir erken doğum tehdidi, bir rahim ağzı yetmezliği riski gibi durumlarda hekim hastasının bir miktar istirahat etmesini ya da daha işte sakin bir yaşam tarzı tercih etmesini ona önerebilir. Ama onun dışında aslında gebeliğin tümünü kadının normal günlük hayatını sürdürerek geçirmesi mümkündür. Hatta daha da sağlıklıdır. Yani bedensel hareketlilik içerisinde geçirdiği bir gebelikte çok daha hani huzurlu bir gebelik geçiriyor. Şu anda kadınların önemli bir kısmı sürekli internet başında kendileri okuduklarından doktorluk yapmaya çalışan bir döneme girmiş durumdalar. Çok fazla değil mi? Tabii çünkü bakın internetteki bir bilginin güncellenmesi o kadar zor ki. Yani o kaynağın sağlıklı kaynak olup olmadığını araştırmıyorsunuz. Bir tanesi orada kişisel bir tecrübesini yazmış bütün hekimliği onun üzerine yoğunlaştırıyorsunuz. Yani bazen ben bile 30 yıllık hekimlik tecrübemle bir şey nasıl ifade edeceğimi bilmezken yani veya işte nasıl yaklaşacağımı karar vermeye çalışırken bir sürü kaynaktan ve tecrübeden faydalanırken bir hekim olarak yani zaten o konuyu bilen birisi olarak içinden çıkmaya çalışırken siz internetten okuduğunuz bir tane cümleyle hekimlik yapmaya çalışıyorsunuz ve bunu kendi kendinize yapmaya çalışıyorsunuz. Korku dolu bir dönem var şu anda. Siz hekimleri, Ögü Hocam size de size tabii her ikimizi de zorluyordur tahmin ediyorum. Yani korku dolu bir gebelik süreci yaşıyorlar. Her şeyden korkuyorlar. Kötü bir doğum öyküsü onlar için çok kendilerine aitmiş gibi gelmeye başlıyor. Oysa binlerce kötü öykü vardır. Yani gerek doğuma ait gerek yaşama ait değil mi? Binlerce olumsuz şey anlatılabilir. Sonuçta o kişinin tecrübesini kendilerine bir olumsuzluk olarak döndürüyorlar. Oysa binlerce güzel şey yaşanır. Çok az sıkıntılı şey yaşanır. O yüzden gebe özgür olmalıdır. Doğru 3-5 tane kalem anlatırım. Ben mesela ilk karşılaştığımızda derim ki günlük yaşantınız serbest. Önce çiftin özelliklerine bakarım. Hani sıkıntılı bir süreç yoksa. İş hayatınız serbest. Cinsel hayatınız serbest. Yeme içmede bir devrim gibi bir şey bekler gebeler. Oysa bir sağlıklı düzenli beslenen bir kadının gebeliğinde çok özel bir devrim yapmasına gerek yoktur. Ama gözden geçirmek lazım. Mesela katkılı maddeler. Tartışmalı. Çocuklara vermek de tartışmalı gazlı muhtemelen. Içecek. Evet mesela kola gibi, fanta gibi. Aslında ben saya saya fark ettim ki zaman içinde şu bize yurt dışından gelmiş gıdaları çıkardığımızda bizim kendi alışkanlıklarımızda çok bir şey yok. Neyi yasaklıyorum? Kolayı, fantayı, enerji içeceği denen şu içinde ne olduğu belli olmaz içecekleri. İşte ketçaptır, mayonez. Çünkü bunların içinde çok fazla koruyucu. Tatlı maddesi fazla. Evet, koruyucu. İşte raf üzerine gördüğünüz ömür artırıcı ürünlerin çoğunda aslında birçok katkı maddesi var. Bunların yeni gelişecek embriyo üzerine ve fetüs üzerine etkilerini araştırmanız da çalışmanız da mümkün değil. Bu zaruri gıdalar da değil bunlar. Paketlenmiş, hazırlanmış, işte o soslanmış, işte kuru yemişler dahil. Eminim ki çocuklara da o boyalı içecekler, şekerler dahil. Bunların tümünün aslında
öğretilmemesi lazım. Hocam geçtiğimiz gün böyle alışveriş merkezinde dolaşırken dikkatimi çeken bir şey oldu. Şimdi gıdalardan konuşunca sağlıksız ve sağlıklı gıdalardan. Şimdi o alışveriş merkezlerinde çocukların çok dikkatini çeksin diye yapılan işte içi şeker dolu işte toplar içinde işte oyuncaklar olan hani 1 lira 2 lira atıp aldıklarımız var ya. Onun yanında bir şey gördüm. İki tane böyle şeffaf kavanoz, birisinde badem, birisinde fındık. Hatta dedim ki ya bunu kim düşündüyse bu hakikaten müthiş bir şey. Bir anne olarak bundan mutluluk duydum. Keşke çoğalsa da çocuklar hani o renkli, boyalı, zararlı, içinde bir sürü katkı maddesi olan şeyler değil de bunları özense de bunları hani satın alsak oralarda görünce, çünkü istiyorlar. Hani evimizde tamam veriyoruz ama çok başarılı bir uygulama olarak düşünüyorum. Ne dersiniz? Doğru. Hocamızın dediği gibi ne kadar titizleniliyor. Hani karnındayken o süreçte gebenin kendine bakımıyla ilgili titizleniyor. Hı-hı. Çok harika öneriler. Aynı şeyi biz doğduktan sonra hani o bebeğin sağlığına ilk gıdaya başladıktan sonra mutlaka aileyle paylaşıyoruz. En güzel şeyler evde yapılan. Taze, evet, taze zamanında, günlük, mevsiminde yapılan. Veyahut hani bizim geleneksel konserve yöntemimiz, işte anneannemizin, annemizin yaptığı gibi. Domateslerin zamanında alıp konservelenmesi gibi. Şimdi biz bu bakımdan aslında şanslı bir ülkedeyiz. Evet. Ve bunları kullanalım. Yani yazın ulaşabileceklerimizi yazın, kışın ulaşabileceklerimizi kışın. Mevsiminde. Ve çocukların mesela şöyle diyeyim size, 3-6 yaş arasındaki o okul öncesi dönemde alerjik reaksiyonların bir kısmı paketli gıdalardan da kaynaklanıyor. Tabii. Nasıl uzaklaştıracağız peki? Yani şimdi alışveriş merkezine, işte marketlere girdiğimizde 27 aylık oldu Hazar, işte 2,5 yaşına doğru gidiyor. Hani ben elimden geldiğince onu işte oğlum evde beslenmiyoruz, bunları almıyoruz. İşte mümkün değil alamam desem de çocuk anlamıyor, istiyor. Ama şöyle bir taktik uyguluyorum, bilmiyorum doğru mudur. Bir şey istediğinde hemen onu almıyorum. Veya örneğin istedi diyelim, çok çok istediyse onu alıyorum. Ambalajından o işte içindeki şeyi çıkarıyorum, içine başka bir şey. İşte evde yaptığım keki, kurabiyeyi bir şey koyup öyle veriyorum. Bir noktada kandırıyorum çocuğumu ama ne yapabilirim sağlıklı olması için. Şöyle, bu aslında içinde bir sürü olay olan bir hareket. Evet. Şimdi neresinden yaklaşacağımı şaşırdım. Neresinden tutsak elimizde kalır değil mi? Çünkü burada çocuğun paketli bir gıda isteği var. Bu şey, bu demek ki bir şeyden etkilenmiş ve onu arzuluyor. Alışverişe orada bir arzulanan obje var. Tabii. Reklamlarda zaten görüyorlar artık. Zaten reklamlarda dönüyor. Özellikle mesela çocuklarla ilgili televizyonları açtığınızda oradaki reklamlarda yok yok maşallah. TRT Çocuk izliyoruz ama yine de orada da reklam başka var. Başka kanallarda da olabilir. Şimdi şöyle söyleyeyim. Orada birkaç hareket var. Gerçekten arzulanan bir obje var. Bir kere onu almalı mısınız? Her yani, zaman yapmıyorum işte. Yok. Çok çok istiyorum. Hani hareketlerden bir tanesi evet. O. Aldıktan sonra böyle bir değişiklik yapmanız, eğer çocuk onun içindeki objeyi bilmiyorsa bir problem değil. Bilmiyor. En azından siz onu almış oluyorsunuz. O zaman şöyle söyleyeyim, en azından almayacağım dememek lazım. Madem böyle bir şeye gideceğiz, bunu mu istedim? Peki, bugünkü hakkımız buysa bunu evet. Alalım. Eve geldik değiştirik olabilir. Ama asıl tavsiye almamak yönündedir. Yani çünkü yeni bir metot tanımlıyorsunuz burada şimdi. Hocam çok zor bir şey ama şöyle söyleyeyim. Ebeveynlikteki en zor işleri çözebilecek hani birkaç tane çok önemli şey var. Bir tanesi kararlılık, bir tanesi de tutarlılık. Evet. Eğer siz almama konusunda kararlıysanız, hı hı, ve bunu her alışverişe gittiğinizde tutarlı bir şekilde yapıyorsanız bir daha istemez zaten. İstemez. Ama bir gün alıyor, bir gün almıyorsak veyahut da çok ağlayınca dayanamıyor da alıyor isek bu sıkıntı oluyor. Çözüm. Bu tabii sizin hani konu çerçevesinde ben mesaj olarak vereyim. Bakın o anaokula gidişte de aynı şey. Kararlılık, tutarlılık. Yani çocuğunuz gitmek istemeyebilir. Bir de o kreş döneminde, okul döneminde buna bağlı olarak işte karın ağrısı, baş tabii, dönmesi, mide bulantısı değil mi? Kabuslar, gece uyanıp okula gitmek istemiyorum ya ağlamalar. Her şey var. Çocuklar nasıl biliyor musunuz? Anne ile baba arasında eğer fikir ayrılığı varsa çok iyi anlarlar ve bunları kullanırlar. En başta anne baba kendi arasında ortak dil kullanmak zorunda. Ki çocuğun da kafasını karıştırmasın. Kendimi ben bir çocuk yerine koyduğum zaman. Ben bunu istiyorum. Annem hayır diyor, babam evet diyor. Bazen babam hayır diyor, annem evet diyor. Ve ben sonunda onu elde ediyorum. Ağlıyorum, ısrar ediyor. Ama annemle babam hep aynı şeyi konuşsa, benim o konudaki ısrarım zaten söner. Yani en basitinden bu tutarlılık, kararlılık çok önemli.
Bir de o iki yaş sendromu denilen sendrom olmasa hocam, bu kararlılık ve gözün içine bakınca çocuğun kıyamıyoruz. İşte bu kıyamamak kıymak oluyor. Bu kıyamamak kıymak oluyor diyorum ben de yani. Sonuçta olumsuz oluyor yani. İlerisi için. Yani kendinizi bir kavşakta düşünün ve ışıkların hepsi kapalı. Bütün arabalar birbirine girmiş. Çocuklar için kuralsız bir hayat öyle aslında. Siz kuralları koyduğunuz zaman çocuk için hayatı zorlaştırmıyorsunuz, kolaylaştırıyorsunuz. Evet. Disipline etmek başka bir şey, kötü davranmak başka bir şey ya da asık suratlı olmak başka bir şey. Sert davranmak başka bir şey ama disiplin ayrı bir şey. O eskiler derlerdi ya, çocuk benim gözümün bebeğine bakınca ben ne demek istediğimi anlar. Birazcık sanki biraz böyle gelenekselden çok çıkmadan ama kendimiz de geliştirerek çocuklarımızı büyütmemiz lazım. Sağlığına dikkat etmemiz lazım. Tabii yeme içmesine dikkat etmemiz lazım. Çocuk zaten en önemli kademeleri, işte en önemli şeyleri ailede, evde, anne babadan öğreniyor, rol modeli olarak alıyor. Peki, sohbet etmeye devam edeceğiz ama mutfağımızda da bu hani meşhur ismini sevdiğim salata, onu yapacağız. Bakalım yapım aşamaları nelerdir? Bir de şefimizin de bir iddiası var. Kısa bir sürede yapacağım bunu diyor. Dün saat tutmuştuk. 5,5-6 dakika gibi bir sürede krebimizi hazırlamıştık. Bugün bakalım ne kadar bir zaman içerisinde biz salatamızı hazırlamış olacağız. Hemen ben şefimin yanına gidiyorum izninizle hocam. Şimdi kelebeği tutar 5 dakika. Ilık kış salatası dedik, malzemelerimizi saydık. Kronometre tutmama gerek yok sanırım bugün. Vallahi nasıl isterseniz fark etmez. O zaman başlatalım süreyi. Şefim. Başlatalım. Şimdi ben hemen ilk önce pırasalardan başlayacağım. Çünkü çok çiğ olmasını istemiyoruz. Hemen doğrayacağım. Hemen bir bıçak değişikliği yapalım. Siz orada güzel güzel sohbet ederken ben de burada salatamı nasıl süslerim diye uğraştım. Bir taraftan bir kulağım sizdeydi. Senin de küçük bir çocuğun var çünkü ilgili dinliyorsun. Evet. Beyazıt kaç aylık oldu? Beyazıt 3,5 yaşına girecek. 3,5 yaşında artık tabii. Çok tatlı, minik, bir yakışıklı bir oğlu var. Ben de gelmek istiyorum diyor. Gelsin. Aşçı kıyafeti diktirdim ona da. Hay Allah. Minicik. Aslında bir gün ağırlayalım biz kendisini. Beyazıt bizi izliyor mu bilmiyorum ama bizi izleyen tüm çocuklara şöyle bir el sallayalım. Evet, yani mutfağı seviyor çocuklar. Daha doğrusu hani mutfağın içerisinde büyüdüğü için Beyazıt. Biraz da böyle hani güzel süsler falan yapıyorum. İşte salatayı sevmeye başladı. İşte yumurta sevmiyor. Yumurta çok şey değildi. Mesela yumurtayı bir kardan adam yaptık. Hmm. Onu nasıl sevdiririz diye uğraştık. Derken ben böyle küçük heykellerle ona birçok şeyi sevdirmeye çalıştım. Aslında izleyicilerimizle birçok sebzeyi, meyveyi çok ufak tefek dokunuşlarla çok güzel hale sokabilirler. Çocuklara sevdirmek adına da bir noktada. Evet, yine bir taraftan tabii sohbetimizi ediyoruz. Bir taraftan da ben boş durmuyorum. Yine çok ince doğranmış. Benim yapabileceğim bir şey var mı şefim? Şimdi seni bu tarafa alabilirim. Şöyle bir alt üst yaparsak sebzeleri. Aslında biraz da yardıma da ihtiyacımız var belki bizim. Şimdi hocalarım diyecek ki ya programa bir geldik. Çocuk sağlığını anlatacaktık. Riskli gebelikleri anlatacaktık. Mozaik yaptık. Bir de yemek yaptırdılar bize diyecekler ama ben yine de davet etmek istiyorum hocam her ikinizi de. Ben çünkü öge yapmayı tecrübeli değilim işte. Aydan hocam. Peki. Buyurun sizi her ikinizi de alalım. En azından yakından görelim. Burada bir bir gaz kokusu vardı, açık mı kalmış diye baktım. Şöyle. Şimdi salata aslında çocukların çok sevmediği şeylerden birisi mi acaba? Salata mı? Çok hevesli oluyor. Öncesinde biber mi koydunuz? Ama o da birazcık şey... Hazar hiç yemiyor çünkü salatayı. Ben karıştırayım mı? Evet, yavaş yavaş. Hepsini uzun uzun doğradım. O Türk mü hocam? Çok fazla vermiyoruz en başında. Yok, karalahana. Evet. Şöyle karıştırıyorum. Ben bir şey kapatmadım değil mi şefim burada? Yok yok. Yanıyor hala. Şöyle karıştıralım. Çok da güzel görünüyor, renkli renkli. Evet, rengarenk olması. Evet, pırasa işte çiğ biraz yememiz şey oluyor bizim, zor oluyor. Böyle... Hiç böyle denediniz mi bilmiyorum ama. Denediniz mi hiç bu şekilde? Hiç kimse bunu öyle denemedim. Hiç kimse denememiştir sanırım. İşte biraz ilginç tarifler, farklı tatlar. Daha önce denedim. Gayet renkli ve keyifli oluyor. Ilık olması da bu sebzelerin pişmesinden kaynaklanıyor. Kesinlikle. Bu pişme esnasında da soslarını vereceğim. Limonunu sıkacağım falan. Biz bunları yapalım. Bu arada ben Öge hocam şimdi çocukların sebze tüketmesi çok önemli. Tabii dengeli beslenmeleri önemli. Siz bunu böyle karıştırırken çocuklara biz sebzeyi nasıl sevdireceğiz acaba? Onu da anlatırsanız çok mutlu olurum. Hocam sizi tavanın başına alalım. Daha bir
konu bütünlüğü içerisinde oluruz teşekkür diye düşünüyorum. Beni görünce yiyeceklerdir diye düşünüyorum. Nasıl sevdireceğiz çocuklara sebze efendim? Valla aslında sebze ek gıda döneminde de bizi biraz zorlayan bir şey. Şundan dolayı şimdi sebzenin farkındaysanız tadı çok nötrdür. Çok nadir bazılarının içerisinde. Mesela havuç hani birazcık işlemden geçirdiniz belki yenebilir. Patates mesela tadının nişasından dolayı yenebilir. Ama öbür sebzeleri haşladınız, çocuğun önüne koydunuz. Çok da kolay yenecek bir şey değil bu gerçek. O yüzden bazen ilk gıdaya başlarken aileler şunu soruyor. Hocam biz meyveyle mi başlayalım, sebzeyle mi başlayalım? Orada mesela sebzeyle başlamak bir çözüm olabilir. Ben şöyle bir şey yaptırıyorum. Ufak bir ipucu onu da vereyim. Mesela sebzeleri haşladık. Diyelim ki kabağı veyahut da şeyi, havucu ezdik. Biraz püremsi yaptık. Bunu biraz anne sütü. Anne sütü. Biraz anne bu sütü. İlk besine geçtiğimiz dönem evet, değil mi? 6-7 aylıkken. 6. ay gibi düşünün. Anne sütüyle birazcık karıştırdıktan sonra anne sütünden gelen koku, gelen tat bir miktar onları cezbedebiliyor. Bu yanlış bir şey değil. Çünkü bu çalışmalarda da gösterilmiş. Sevdiği tattan sonra çok tercih edilmeyen tatları verdiğinizde arada 9 saniyeden daha fazla olmaz ise mesela böyle çalışmalarda var. Çocukların diğer tada da istekli olabileceği belli bir süreden sonra gösterilmiş. Bu küçük bir ipucu olsun. Evet. Bugünün ipucusu olabilir. Evet. Şimdi bakalım salatamız olmak üzere. Evet oldu efendim. Salatamız fazla pişirmiyoruz. Ilık dediğimiz nokta. Tabanına iceberg, kıvırcık istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Dediğimiz gibi şu an ılık salatamız hazır. Nar ekşisi dahil edebilirsiniz. Biz biraz zeytinyağı ve sıvı yağ kullandık. Niye zeytinyağının yanında sıvı yağ kullandık? Neden? Sıcak olduğu için zeytinyağı daha çok aromayı arttırıyor ve ağır geliyor. Ne kadar ağır olmuş deniliyor. Onun için sıvı yağ ile biraz yumuşatıyoruz. Sıvı yağdan kastınız ne? Sıvı yağ dediğimiz ayçiçek yağı. Ayçiçek yağıyla zeytinyağını karıştırıyoruz. Şu an işte bu ılık salatamız. Bir yandan da öğreniyorum. Hazır olmak üzere. Bunu yaparsınız Aydan Hocam. Yaparım. Evet, bunu... Bir kere bunu... yaparsınız bir daha da artık. Ya, bir şey katarım onun içine. Yeni bir şey koyarım ya, yani. Yapmam değil de. Sizden doğranmış tavuk parçaları koyabilirsiniz. Mesela. Bazen de güzel oluyor. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi renkli domateslerimizi de yanına ilave ediyoruz. Ben böyle siz sohbet ederken güzel bir limondan bir şey hazırladım. Böyle kelebeğin yanında hoş olacağını düşündüm. Kelebek de çok güzel görünüyor orada. Aslında bütün yemeklerimizi böyle süslersek belki çocuklarımız da çok dikkatini çeker. Ya tabii daha işte açıcı olacak. Evet nar tanelerini. Ben nar ekşisi kullanmayacağım burada. Narın da tam mevsimi şu anda. Evet şöyle rengarenk. Burada ters bir renk kullanırsak. Şimdi bizde de aynı sanatçılar gibi, ressamlar gibi tabakta mutlaka görselliğe önem veriyoruz. İşte renkler bizim için önemlidir. Renkler ve tatların uyumudur. Biz de burada nar tanesinin yanında şu an aklıma geldi tabakta mısır taneleri de olabilirdi. Daha şık durur. Renk de katar. Evet. Ellerine kollarına afiyet sağlık. Afiyet olsun Akide diyelim. Şefim nar taneli ılık kış salatası siz de evlerinizde yapabilirsiniz. Tabii ki tamamen hayal gücünüze de bağlı. Eklemek istediklerinizi de ekleyebilirsiniz. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum yardımınız için. Sizi şöyle sohbet köşesine doğru uğurluyorum. Ve Büyükşehir Belediyesi meslek edinme kurslarımızdan gelen konuklarımızla devam edelim istiyorum programımıza. Ve işte bir yandan biz salatamızı hazırlarken stüdyomuzda aslında şöyle buram buram sebze kokusu kapladı. Müthiş de bir koku var. Bugün de aslında hani yemeklerden konuşmuşken bugün aşure günü aslında ev hanımları ve evde olan bütün hanımlar canım hazırlığını yapmışlardır muhakkak. Bugün konumuza, komşumuza artık aşurelerimizi dağıtacağız. Ellerinize, kollarınıza sağlık diyelim. Mozaik sanatını tanıtıyoruz. Büyükşehir Belediyesi meslek edindirme kurslarından gelen öğretmenimiz ve kursiyerimizle birlikte biraz el gücü gerektirdiğini söyledik ve Derya Hanım siz de bunu çalıştınız mı? Günde 100 kez yaptınız tabii mı? Daha da fazla belki. Yaptınız. Tabii ki. Nasıl peki ilgi çekici mi? Yani siz bu branşı seçtiniz ama tamam bir amacı vardır muhakkak değil mi? Bir sebebi vardır bunu seçmenizin. Yani benim bir arkadaşım nedeniyle ben bu kursların açmış olduğu bir sergiye katıldım. Ve yapılan çalışmalar çok hoşuma gitti. Kendimin de yapabileceğini düşündüm ve katıldım. Ve 3 senedir devam ediyorum. 3 senedir.
Bırakmayı da düşünmüyorum. Evde dahi yapıyorum. Peki şunu da merak ediyorum. Acaba bu sanatın içerisine böyle yenilikler katabiliyor muyuz? Yani sanatçının, yapan kişinin hayal gücüyle birleşebiliyor mu? Yoksa kalıplaşmış ve sınırları olan bir sanat mı? Kendimizden bir şeyler katabiliyoruz tabii. Yapan kişi ile konuşuyoruz karşılıklı. Hı hı. Nelerden hoşlandığını konuşuyoruz. O şekilde desen seçiyoruz. Desene göre de farklı materyaller de uygulayabiliyoruz tablolarımızda. Çiçek hamuru kullanabiliyoruz. Hı hı. Çakıl taşları kullanabiliyoruz. Şöyle arkada gördüğümüz gibi ayna tasarımlarında boncuklar var. Oya boncuklarıdır, hı hı, bunlar. Şunları gösterebiliyor muyuz, evet, bilmiyorum. Ha, şurası. Hı hı. Evet. Kelebek ve kuşun altı çiçek hamurudur. Önce ellerimizle şekillendiriyoruz. Şekillendirdikten sonra mozaik yapımını yapıyoruz. Yani işliyoruz. Hı hı. Oya boncukları kullanıyoruz. Yarım misketler kullanıyoruz. Bu şekilde. Ne kadar zamanda böyle bir tablo diyeceğim. Çünkü hepimizden çok güzel görünüyorlar. Hı hı. Çıkıyor. Teşekkür ederim. Öğrencinin eline göre değişiyor. Öğrettiğimi alabilmesi, kerpeteni nasıl kullanması gerektiğini anlatıyorum ve hızlı mı kesiyor, yavaş mı kesiyor, hızlı döşemesi, yavaş döşemesi, bunlar hep etkendir. Onun için 2 ayda çıkabiliyor tablo veya 3 ayda bir dönem çıkabiliyor. 3 ayda, 3-4 ayda da çıkabiliyor. Sizin aynı zamanda ödüllü bir hoca olduğunuzu da biliyorum. Evet. Bu anlamda yaptığınız, hı-hı, çok önemli bir eser. Bir ödül sahibi değil, evet, mi? Tam hatırlayamıyorum ne ödül aldınız ama, hı-hı, siz hatırlatırsınız. Gaziantep Uluslararası Mozaik Yarışması'nda Türkiye'ye mansiyon ödülü kazandırdım. Hı-hı. Atatürk portresiyle başlamıştım. Müthiş bir portreydi. Geçtiğimiz dönemlerde biz stüdyomuzda yansıtmıştık, evet, evet, izleyicilerimize paylaşmıştık. Evet, onu buraya getirmiştik. O şekilde Türkiye'ye mansiyon ödülü aldım. Peki ülkemizde bu sanata olan ilgi nasıl? Yani hani Belmek'ten yola çıkarsak, size şöyle alalım. Belmek'ten yola çıkarsak bu branşa ilgi var mı Ankara'da? Şimdi ben 2006 yılında Belmek'e başladım. Hı hı. 2006 yılında çok fazla yoktu. Ben bunu Çayyolu bölgesindeyim ben, Belmek kurslarının. Orada tanıtmaya başladım. Çok fazla yaygınlaşmamış bir sanat aslında bu. Yavaş yavaş 2006'dan 2016'ya kadar bu öğrenci sayım çoğaldı ve 70 öğrencim var. İlk başladığımda 14 öğrenciyle başlamıştım mesela. Bu da evet, ilerlediğini ve günden güne geliştiğini, evet, gösteriyor. Aynen, aynen. Çok teşekkür ediyorum, evet, sizlere. Teşekkür çok ederiz, sağ olun. Özel bir sanat, nacizane, tüm, evet, yapım aşamalarını paylaşamasak bile farkındalık oluşturması adına biz, evet, konuklarımızı stüdyomuzda ağırladık. Bir yandan da artık saatlerime bakıyorum. Programımızın son çeyreği içerisine girmiş bulunuyoruz. Şimdi riskli gebelikler dedik hocam. Genelde çoğul gebelikler riskli gebelik olarak nitelendiriliyor. Her çoğul gebelik riskli midir? Evet. Baştan çoğul gebelik olması o gebeliği riskli gebelik grubuna yerleştirir. Çünkü çoğul gebeliklerde, yani çok tabii alt detayları var ama baştan zaten erken doğum riskiniz yükselir. Annenin komplikasyon hızları artar. Tansiyon hastalığı, hı-hı, gibi, şeker hastalığı gibi. Doğum şekliniz risklidir. Genellikle normal doğum tercihini çoğul gebeliklerde yapmak zorlaşır. Yani baştan itibaren gerek gebeliğinizin seyri, gerek gebeliğinizin biteceği hafta büyük olasılıkla erken bir doğumla sonuçlanacaktır. İkiz gebelikler için %50 erken doğum öngörülebilir baştan. Normal popülasyonda, normal bir gebe grubunda, tekil gebe grubunda bu %10'larda seyrederken %10-11'lerde ikiz gebe olduğunuz andan itibaren bebeklerinizin düşme ihtimali, erken doğum ihtimali, çok çok erken doğum, yeni doğana girip bakım alma ihtimali ve bu bebeklerin sorunlu olma ihtimali oldukça yükselir. O yüzden takibinin de başından itibaren aslında yapılması, bu konuda hani daha deneyimli hekimler tarafından yapılması, uygun doğum koşullarının seçilmesi, uygun hastanenin seçilmesi, doğurtulurken ideal şekillerde doğurtulması baştan hani hem anne sağlığı açısından önemli oluyor hem de bebeklerin sağlığı açısından önemli yapılan oluyor. Yapılan testler ve tetkikler normal seyrinde olan gebeliği riske sokabiliyor mu? Tabii. Örneğin amniyosentez anne adaylarının eminim ki korkulu rüyasıdır. Evet. Doğru mudur hocam? Şimdi düşük sebebi olabiliyor mu karından sıvı alma işlemi? Şu kabaca bir özet yapayım. Şimdi bir gebeyi izlerken uluslararası bir takım protokoller var. Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği protokoller var. İşte gebelik kaçıncı haftasından izlenmeli, hangi tetkikler yapılmalı? Burada 2 tane amaç var. Birincisi anneyi sağlıklı bir şekilde gebelik sürecinin sonuna getirip sağlıklı bir şekilde doğum yaptırmayı hedefliyorsunuz. Anne, hı-hı, sağlığını koruyorsunuz. İkincisi de bu takiplerden maksat tabii ki sağlıklı bir bebeğe ulaşmak. O yüzden bebeğin anne karnında
karşılaşacağı hastalıkları ve riskleri de artık yıllardır tecrübe etmiş durumdayız. Ben aynı zamanda genetik uzmanıyım da, çift dal uzmanıyım. Tıbbi, biyoloji ve genetik evet, doktorusunuz. Evet, perinatolog yani bir yan dal perinatoloji biliyorsunuz. Ki ülkemizde çok fazla bilinmiyor değil evet, mi hocam? Perinatoloji yani aslında denildiğinde riskli gebelikler uzmanı gibi biliniyor. Maternal fetal tip uzmanı diye tam çevirebiliriz. Yani anne ve bebek uzmanı gibi. Ama kısaca perinatolog dediğimizde? Bütün bunları kapsıyor. Yani bir yan dal, kadın doğumu bir yan dal. Bütün alanlar, ana alanlar genişledikçe yan alanlarda daha özelleşmiş hekimler çalışmaya başladı. O yüzden biz daha çok anne adayını, gebeyi ve onun taşıdığı bebeği anne karnındaki hastalıkları açısından tanımak, hatta anne karnında tedavi etmek gibi girişimleri üstlenen hekimlik uygulamaları yapan grup gibi tanımlayabiliriz. Şimdi bir bebeği izlemeye başladığınızda biliyorsunuz çok yaygın testler yapılıyor. İşte tarama testleri yapılıyor. Bebeğin tarama testleri son 20 yıldır oturdu. En çok da Down sendromuyla ilgili tarama testleri yapılıyor. Birçok genetik hastalık olmasına rağmen 22 bin çeşit ben size genetik hastalıktan bahsedebilirim. Sırf gen düzeyinde, kromozom düzeyinde. Bunlar çok detay konuları ama neden Down sendromun üzerine çok yoğunlaşılıyor? Çünkü neredeyse 300-500 doğumda bir anne yaşına bağlı olmak üzere ortalama 800 hangi doğumda bir o? Görüyorsunuz. Hamileliğin kırılma yaşı 35. Kırılma yaşı 35. Yani 35 sonrası hamilelik isteniliyorsa hem anne açısından riskler artıyor. Evet, hem de doğacak bebek açısından kromozomal hastalıkların riskleri artıyor. Özellikle Down sendromu bağlamında konuştuğumuzda. Dolayısıyla bunları taramak, tanımak, anne karnındayken daha doğumdan önce bu hastalıkla ilgili bir bilgi oluşturmak hani hedeflenmiş bir şey. Bütün gelişmiş ülkelerde de böyle, ülkemizde de böyle. Peki siz bunu taradınız ve risk buldunuz. Ne yapacaksınız tanı evet. koymak için? İşte biraz önce bahsettiğiniz gibi amniyosentez denen işlemi yapacaksınız. Kesin tanı bu işlemlerle koyulur. Evet. Tarama testleri o zaman kesin tanı değil. Sadece bize istatistiksel bir aynen. sonucu bir ön eleme yapıyorsunuz. Hı. Bütün hastalara çünkü amniyosentez önermeniz tıbben mantıklı bir şey değil. Uygulaması çok zor. Yani aslında riskten çok ben burada maliyet ve uygulama zorluğundan bahsedeceğim ve gereksizlikten ağrı bahsedeceğim. Ağrı mı işlemlidir hocam? Üç tane şey korkmayın derim ben hastaya amniyosentezi. Ağrısından, düşük riskinden ve hani oluşacak komplikasyonlarla ilgili çok abartılı şeyler anlatıyorlar birbirlerine. Amniyosentez uygulaması son 10 yılda, 15 yılda şu şekilde tanımlıyoruz aslında perinatologlar olarak. Bu konudaki öğrenme eğrisini bitirmiş, belli bir deneyime sahip olmuş. Zaten perinatolog olarak bu işi yapmayı üstlenmiş hekimlerin elinde amniyosentezin oluşturduğu risk doğal düşüklerden, doğal bebek kayıplarından daha fazla değildir. Çünkü herhangi bir gebenin zaten düşükle veya erken doğumla sonuçlanma olasılığı vardır. Siz amniyosentez yaparak bunu daha üst seviyeye çıkarmıyorsunuz. Evet. Olay burada operatör deneyimi. Kimin bir işle ilgilendiği doğru meselesi. Doğru ellerde doğru kişilerin aynen müracaat öyle. Etmek, doğru aynen işlemleri öyle. Yapmak. Aynen. Hocam şimdi... Ağrılı da değil bu arada onu da söyleyeyim. Ağrılı hani değil. Ağrıdan çok korkuyor insanlar. Bence kalçadan enjeksiyon yaptırmayla hani hepsini bir kadın olarak siz de aynısı tecrübe... Gibi. Çok daha kolay. Aynı şekilde Çok daha ince iğneler kullanıyoruz çünkü. Hı hı. Çok daha ince iğnelerle ultrason eşliğinde giriyoruz. 30 saniye bir... Ha uzun sürmez. Ağrılı değildir. Ve düşük riskini doğal düşük risklerinin üzerine çıkarmaz. Hanımlar, anne adayları korkmasına, sağlıklı bir bireyi gerekliyse, hekim gerekli gördüyse, için. Yapılmasını uygun gördüyse bunun kaçınacakları bir işlem olduğunu düşünmesinler. Doktorumuza kulak verelim. Yeter ki doğru hocanın ellerinde olalım ve bizi nasıl yönlendiriyorsa her işlem o yöne doğru, doğru gitmemiz lazım. Tabii. Şimdi hamilelikte özellikle spor, çocuklarda da spor çok önemlidir. Bizler için de spor çok önemlidir. Biz de düşündük ki sabah güne başlarken şöyle enerjik bir şekilde başlarsak çok çok daha iyi olur. TRT Havaz ekranlarından tanıdığınız bir simayı ben davet edeceğim. Spor eğitmeni bizimle birlikte olacak efendim. Ahmet Kazan geliyor. Ahmet hoş geldin. Nasılsın? Çok İyiyim. Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Şimdi spor çok önemli. Evet. Çocuklarda, bizlerde, her, işte, yaşta önemli. Her yaşta spor çok önemli. Dolayısıyla güne biraz daha enerjik başlamak için sporla başlamak da evet, çok güzel aynen. olur pozitif değil mi? Pozitif bir enerji, biraz daha hayata güzel bakabilmek hı-hı. adına sporla başlayalım. Hocalarımı da ben misafir edeyim isterseniz. Herkesle beraber herhalde güne. Herhalde çok en azından olduğumuz yerde, günlük evet. hayatımızda neler yapabiliriz onlarla peki. başlayalım. Ben ortadayım biz beraber. Biz o zaman beraber izleyelim. Başlayalım. Hareketleri olur. Sonrasında da hep beraber veda etmek üzere tamam, sahneye geliyoruz. Başlıyoruz. Önce boynumuza başlayalım. Vücudumuzu biraz ısıtarak başlayalım. Boynumuzu sağa ve sola çevirerek yavaş yavaş başlarsak vücudumuzu daha rahat
güne hazırlamış oluruz. Yavaş yavaş omuzlarımıza geçebiliriz. Gün içerisinde çalışırken, koltuklarınızda otururken omuzlar mümkün olduğunca dirsekler yukarıya. Yukarıda biraz tutarak kürek kemiklerinizi sıkıştırdığınız zaman sırt kaslarınızı güçlendirmiş ve biraz daha rahatlatmış olursunuz. Kollarımızı yana açıyoruz. 4 tane yapabiliriz mesela. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve yavaş yavaş sağ kolumuzu yukarı aldık. Kürek kemiklerimizi arkada tekrar sıkıştırıyoruz. Ellerimiz gergin bir şekilde yukarıda tutarsak 4 sayı sayabiliriz. 1, 2, 3, 4. Değiştiriyoruz. 1, 2, 3, 4. Tekrar sağ kolumuz yukarıda. Elimiz mümkün olduğunca gergin. 1, 2, 3, 4. Değiştiriyoruz. 1, 2, 3, 4. Şimdi biraz daha sınırlarımızı zorlayarak kolumuzu ve omzumuzu en yukarıya ittik. Çekiyoruz arkadan da. Bir elimiz, sağ elimizden yukarı çekiyorlar. Sol elimizden arkaya diye düşünün. Değiştirdik. 4 sayı. 1, 2, 3, 4. Ellerimizi tekrar omzumuza aldığımızı düşünün. Çok hafif vücudumuzu çevirdik. Sırtınızın çapraz kasları tabii ki hocam daha iyi bilecektir. Biraz acısın. Acıdığı zaman çalışıyordur. Değiştirdik. Omuzlar. 4 sayı sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. Şimdi biz bunu bir kombinasyon halinde yapalım. Sağ kolumuz 1. Sol 2. Yukarı açtık. 1, 2, 3, açtık. Sağ omuz, sol omuz. Kollar yukarıda ve açtık. Tekrar sağ, sol, kollar yukarıda, açtık. Şimdi bayanlara özellikle tavsiye edeceğim bir hareket var. Tuzluk hareketi dediğimiz bir hareket. Burada izliyoruz ama ekran başında izleyen izleyicilerimiz mutlaka bize eşlik ediyorlardır diye düşünüyorum. İnşallah ediyorlar. Çünkü güne daha zinde başlamak için. Yavaş yavaş da programımızın sonlarına doğru geliyoruz. Ben tüm konuklarımı aslında yanıma davet etmek istiyorum. Tabii orada sen de lütfen egzersiz hareketlerini göstermeye devam et. Tamam, hep beraber. Ki izleyicilerimiz yapmaya devam etsinler. Biz de belki eşlik ederiz sana. Çok sevinirim eşlik ederseniz. Şefim, kollarımız önde. Seni de alalım şöyle. Kollarımız önde. Yapabildiğim kadar kıyafetlerimizle sanki bir şey ellerimizi itiyor. Mümkün olduğu kadar yukarı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne işe yarıyor bu hareket? Kollarımızın altını, tuzluk hareketi derim ben bu harekete. Tuzluk kollarımızın hareketi. Altının gerilmesi için. Yanda, yanda da yapabilirsiniz. Hızlı yaparsak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şefim çok güzel değil yapıyor. 7, 8. Biraz öne aldık tekrar. Şimdi çapraz yapabiliriz. 1, 2, aramızda 3, en başarılı 4. öğrenci şefim çıktı bu arada. Evet, 1, 2, 3, biraz daha hızlandırabiliriz. 1, 2, 3, 4, biraz daha hızlandırırsak kollarımızın birazdan ağrımaya ve yanmaya başladığınızı hissedeceksiniz. Hepinize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Ben teşekkür Buna, ediyorum. Güzel çok başladık. Sağ ol Ahmet. Sağ ol. Artık yavaş yavaş bizim için de veda etme zamanı. Şimdi tüm konuklarımıza, stüdyomuzda bulunan tüm konuklarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. 9'dan 10'a kadar sizlerin karşısındaydık değerli izleyicilerimiz. Umut ediyorum ki güne güzel başlamışsınızdır. Yarın yine aynı saatte TRT Havaz ekranlarında olacağız. Canlı yayınla karşınızda olacağız. Yine birbirine önemli konuları konuşuyor olacağız. Yapımda, yayında emeği geçen tüm arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Efendim yarın görüşünceye kadar hoşça kalın. Kendinize dikkat edin lütfen. Acıya ne kadar dayanabilir?
zulme ne kadar katlanabilir? Ne kadar aşık olur bir insan? Ve ne kadar hasret kalabilir öz vatanına? Cengiz Dağ